Herkese merhaba arkadaşlar. Elektro Türk hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi kameramızda oldukça sık olarak rastlanan bir problem olan görüntüde renklerin böyle daha çok soluk görünmesi gibi sanki bir filtre var gibi ekranın önünde öyle bir görüntü verme sorununu bugün sizlerle birlikte çözüyoruz. Bilgisayarımızı kameraya bağladıktan sonra bilgisayarımıza vereceğim dosyayı kameranızın direkt hafızasına atmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Veya şöyle hemen çıkarabiliriz hafıza kartımızı. Hafıza kartınızı çıkarıp bilgisayarınıza bağlayıp o dosyayı o şekilde atsanız da olur. İsterseniz dosyada düzenlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu düzenlemelerden biri Notepad Plus'la vereceğim dosyayı açarsanız içinde bip sesini kısma, yükseltme veya kapatma ayarı olarak değer girebilirsiniz. Veya başka ayarlar da var. Onlarla da yapabilirsiniz gamma düzeyi, doygunluk vesaire. İsteğinize göre değiştirilebilir bir düzeni var. Oldukça basit. Tek yapmanız gereken bu. Şimdi öncelikle şuraya bir koyayım. Şöyle bir kutumuz var. Hafıza kartımız arkadaşlar. Önce bir o dosyaya atılmayan bir hafıza kartımız var. Hemen onu takıyorum. Hemen hafıza kartını değiştirelim. Şöyle. Şunu da silerim. Şu an arkadaşlar bu hafıza kartına dosya atılmamış. Yani vereceğim dosya sizlere auto exec dosyası. Script'imiz atılmamış bir şekilde. Açıyorum kamerayı. Gördüğünüz gibi sadece bip bip dedi. Başka hiçbir şey olmadı. Yani iki kere bip dedi. Bakalım şu an kameramız. Evet, kameramız açıldı. Full HD 60 FPS'de şu an. Bir video testi yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi videoda solukluk var. Sanki renkler tam olarak iyi değil böyle. Dolgunluğu iyi değil. Keskinlik pek iyi değil. Şöyle etrafta göstereyim sizlere. Böyle bir yer. Şöyle bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doygunluk tam olarak iyi değil. Şimdi hafıza kartını değiştiriyorum. Bunun video kaydını durdurduk. Kamerayı kapatalım. Hafıza kartımızı çıkaralım. Ve o dosyayı attığım hafıza kartını takıyorum şu an. Şimdi sesi iyi dinleyin arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bakın uzun. Bir kere uzun bipledi. Bu dosyamızın sorunsuz bir şekilde aktif edildiğini gösteriyor. Yani script'imiz sorunsuz bir şekilde aktif edildi şu an kamerada. Hemen bir video testi yapalım. Evet. Şu anda kameranın yani oynanmış şekilde ayarlarıyla görüyorsunuz. Oldukça iyi diğer sonuca göre. Şöyle bakın etrafa da. Önceki sonuçla karşılaştırırsanız gerçekten ciddi bir performans artışı gözleniyor. Şöyle hemen şuraları da göstereyim sizlere. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oldukça güzel ve basit bir yöntem. Kesinlikle başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece dosyayı alıp kameranızın kartına atıyorsunuz. Başka da hiçbir şey yok. Şöyle hatta bakın. Evet arkadaşlar, dosyayı videonun açıklama kısmında veya şuraya tıklayarak buraya tıklayarak indirebilirsiniz dosyayı. Eğer dosyayı indirdikten sonra tam olarak ne dediğimi anlamadıysanız videonun geri kalanını da izleyin. Şimdi hemen bilgisayara geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan dosyamızı atıyoruz ve karşılaştırmalar yapıyoruz. Hadi başka videoda görüşürüz.
Bu videomuzda bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.